Şimdi Mustafa Cengiz Galatasaray'da bir teknokrat gibi çalıştı. Hakkını teslim edelim. Kaldı ki yıllarca ne konuştuk Galatasaray'da? Riva projesini konuştuk değil mi Ergin? Yani Riva projesi işte hayata geçirecek. Galatasaray bütün dertlerinden azade hale gelecek. Borçlarını ödeyecek vesaire. Tablo öyle oldu mu? Olmadı. Yok. Yani çok büyük bir şeyi kullandınız, imkanı kullandınız. Hı hı. Yine aynı durum devam ediyor. Mustafa Cengiz yönetimi ve bizzat şahsı bu anlamda bence çok iyi sınav verdi. Yani yönetimleri tabii ki iki açıdan ele almak lazım. İdari ve sportif başarı açısından. Bu anlamda yaptıkları zaten ortada. Ben biraz onun da altını çizmeye çalıştım her defasında. Yönetime fazlaca haksızlık yapıldığı hususuna. Şöyle ki Galatasaray'a kasa kolaylığı sağladı. Kulübün transfer imkanı, kapısı kapatılmadı. İşte borçlar yapılandırdı. O anlamda bir mücadele ortaya kondu ve takım yarışmacı kimliğini sürdürebildi ve her zaman da bu ligin üzerinde kadrolarla mücadele etti. Şimdi Galatasaray'ın Mustafa Cengiz dönemindeki kadrosunu ele alırsak, işte gidip Transfermarkt'tan değerlerini kontrol etsek herhalde yine birinci takım çıkar. Doğru. Yani Fatih Terim gibi marka bir teknik direktöre marka bir kadro verdi bu yönetim. Öbür taraftan da bunları yaptı. Şimdi burada Sayın Başkan ne derse bence haklıdır. Yani Galatasaray'ın özellikle Avrupa Ligi'nde Avrupa cezası almaması, yani Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne katılmama cezası almaması başlı başına bir başarı hikayesidir. Çünkü başka kulüplerimiz bu tür durumlarla karşılaştılar. Trabzonspor karşılaştı. Fenerbahçe'nin yaşamışlıkları var. Bunları da hatırlamak gerekiyor. Son kertede şunu söyleyeyim. Yani başkan belki biraz dilinden kaybetti diyebiliriz. Yani bazı mesajları verirken ya da takımı motive etmek isterken, sitem ederken çok uç noktalarda dolaştı. Yani o dil kontrolünü yapamadı. O da onun aslında hem Galatasaray camiası hem de kamuoyundaki algısını çok olumsuz anlamda etkiledi. Tamam, bir taraftan Sayın Mustafa Cengiz'in hakkını teslim edelim ama Sayın Başkan'la da olmaz anlayışını yerleştirdi. Dolayısıyla bu onun için bir dezavantajdı. Böyle seçime gitse dahi kazanması çok kolay olmazdı gibime geliyor. Onu vurgulayayım. Ama öbür taraftan da başkanın yaşadığı sağlık sıkıntısını da unutmamak gerekir. Belki de onu ayakta tutan, onu hayatta tutan Galatasaray sevgisi, Galatasaray tutkusu, Galatasaray'ın başkanı olabilmesi. Yani başkan bunu müthiş bir inançla, müthiş bir tutkuyla yapıyor. Bunu görebilmek lazım. Ben şahsen bunu görebildiğim için o kırdığı potlara rağmen hep başkan zaviyesinden bakmanın faydalı olduğunu vurgulamaya çalıştım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani böyle Mustafa Cengiz, Fatih Terim tartışmalarından da biraz uzaklaşmak lazım. Onu da vurguladıktan sonra yine de sıkıntılı bir süreç bekliyor Galatasaray'ı. Yani şu anda işte yapılmamış bir kongre var. Kongre yapıldı mesela. Diyelim ki Yiğit Şardan seçimi kazandı. Yiğit Şardan'ın yönetiminde mevcut yönetimden iki isim var. Biri Abdurrahim Albayrak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu yönetim tekrar ibra edilmemesi durumunda orada yine bir takım hukuki sıkıntıların çıkabileceğine dair Galatasaray camiasından aldığım bilgiler de var. Yani onu da paylaşmak istedim. Yani Galatasaray'da yani her şey yoluna girmiş değil. Yoluna girmesi için şu kongre sürecini sağ ve salim atlatmaları gerekir. Şimdi seçim konusuna yine gelince döneceğim Hayri Beşer sana. Merak ediyorum yine aldığım bilgilerin detaylarını da. Şimdi bu anlaşmayla birlikte borç vadesi 9 yıldan 10 yıla çıktı. Doğru. Yapılan anlaşmayla birlikte Galatasaray'ın mali olarak bir rahatlaması söz konusu ve Mustafa Cengiz diyor ki ben bu imzayı atmasaydım Galatasaray önümüzdeki sezon lisanslanma konusunda sıkıntı yaşayacaktı. Evet, seçimi de düşünebilirdim ama ben Galatasaray'ın menfaatini düşündüm diyor. Devamında yönetim kurulu listem hazırdı diyor. İmzalarım hazırdı ama seçime girmedim. İmzalar toplansa da ben son olarak aday olmak istemiyorum dedim. Geride kalan 3 yılda kulübü iyi yönetmişiz ki bugün 6 başkan adayı birden var diyor. Görevi bırakmayı, istifa etmeyi çok düşündüm. Açık söyleyeyim, pandemi olmasa istifa ederdim. Fakat pandemi koşulları nedeniyle Galatasaray daha zor bir tablo içine düşebilirdi. Bu yüzden de istifa etmedim diyor. Bu daha önce de söylediği bir
ifadeydi zaten. Yani ben de 3 yıl üzerinde kötü bir başkanlık süreci geçirdiğini düşünmüyorum. 2 yıl şampiyonluk var ama Dursun Özbek'ten devralınmış bir kadro, ama ne derseniz deyin. Mustafa Başkan döneminde doğru mu? 2 yıl şampiyonluk yaşadı Galatasaray. Son döneminde gelmişti birinin. Ama o son 3-5 aydır Hayri abin dediği gibi o iletişim problemiyle mevzu buralara kadar geldi. Bu tek taraflı değil. Yani sadece Mustafa Cengiz'den kaynaklanan değil. Fatih Hoca'nın da bu süreçte çok sert, çok imalı, hatta sezon devam ederken, ara transfer döneminden başlayın da sezon devam ederken onun da sert demeçleri oldu. Ama Sayın Başkan o kelimeleri seçemedi. İşte özellikle Galatasaray TV'ye çıktığında bu haysiyet şeref meselesinden tutun da son seçim iptal kararına kadar o süreci iyi yönetemedi. Zaten artık ipler koptu. Geçen gün çıktığı bir yayında da yine yani çok ağır sözler, kelimeler kullandı. Galatasaray'ın ekonomik yapısından ziyade ne düşündüm seçimi değil derken o çok öyle değil. Bence çok seçim ve Galatasaray kongre siyasetini son döneminde çok güttü Sayın Başkan. İşte aday olacak, çekilmeyeceğim, olacağım, olmayacağım. İmzalar toplansa bile Sayın Cengiz aday olsa belki bu 6 aday içerisinde en az oy olacak duruma geldi neredeyse. Ama dediğim gibi yani o emeği, çalışması, çalışma hırsı, azmi bunu iyi yönetti. Ama o imza, Bankalar Birliği anlaşması imzasını atmak bir lütuf ya da bir başarı gibi değil. Herkes mecbur atacak zaten. Evet. Ali Bey bir süre atmadı. Dedi ki başka şartlarda yapalım. Zorladılar. Biraz kulüplerin istediği kıvama geldi o iş. O imzayı atmak zorundasınız zaten. Yani öyle bir hale geldi ki bunu da yaparken işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin kulüpleri bu hale getirdi. Biz de geldik bu. Öyle değil ki. Ya 30 yıldır biz aynı figürleri görüyoruz Türk futbol yöneticilerinin içerisinde. Ama ikinci başkan, ama yönetici, ama başkan oluyor. Hep aynı figürler, aynı metotlar, aynı yöntemlerle geldiğimiz yer burası. O imzalar zaten atılmak durumundaydı. Bundan sonrası için ne olacak? İsteseniz de bundan 3-4 yıl önce yaptığınız tercihleri, kadroları, transferleri yapamazsınız. Çünkü orada bir de şey var, konsorsiyum diyor ki Bankalar Birliği, bakayım diyor ne yapabiliyorsun diyor, kaç para bu, alabiliyor musun diyor. Gelir mi geldi? 3'te 2'sini al diyor. Şimdi doğal olarak para vermiş sana. Bunu geri almak durumunda. O yüzden ya, bu iyi bir şey. Yani kulüpler için kötü bir şey gibi görünüyor ekonomik olarak ama kendi doğal sınırlarına çekiliyor Türk futbolu. Çünkü kendi doğal sınırları var Türk futbolunun. O sınırları fersah fersah aşmış durumda geldiğimiz nokta ortada. Yani Salih Uçan'ın 750 bin euroya oynamasıdır doğal sınırlar aslında. Aslında bu 300-400 bin bandıdır da buralara bile şükreder hale geldi. Yani o bölgede oynayan Oğuzhan'ın Adem'le için 2-2,5 milyon euro aldığı baremdir fersah fersah açmak. Geldiğimiz nokta ortada. Zaten bunu yapmak zorundasınız. O yüzden işte Aytaç gibi, Alparslan gibi, bu sene iyi performans gösteren Oğulcan, işte Halil, Kerem, gerçekliğimiz bunlardır. Gerçekliğimiz Adem Büyükken, çok iyi bir performans gösteren Adem Büyükken biz gerçekliğimizin dışına çıkıp Falcao'lar hevesleriyle geliyoruz. İyi dönem, şaşalı dönemlerin olur. Alırsın işte Mario Gomez geldi, Drogba geldi. Bunlar tarihsel süreç içerisinde serpiştirilecek oyuncular. Ama bir, kendi gerçekliğimizle artık yüzleştik. Nihai olarak bu yarışmacı takımlar içerisinde en zor durum şu anda Galatasaray'da. Evet. Bir duman var şu anda. Dumanın içerisinde yürüyor. Sonunda nereye çıkacak bilmiyoruz. Flu bir ortam var. 6 adayın olması bu camiaların büyüklüğünü gösterir. En zor zamanlarda çok nakit ihtiyacı olduğu yerde 6 aday bu markaların büyüklüğünü gösterir. Ama şimdi ön eleme oynayacak 3 tane, teknik direktör süreci, o bu falan. Bence orada da bir bilinmezlik var. Ayın 19'undan sonra netleşecek. Ama madem ki şu anda hala hazırda bir yönetim var. Bu yönetimde bu rotayı doğru çizmesi lazım gelecek yönetime. Çünkü kamp başlayacak. Kiralık evet. Oyuncular var, transferler gelecek falan. Seçimi kim kazanır bilmiyoruz tabii. Erken başlayacak zaten sezon. Yiğit Bey'in ismi ön plana çıkıyor. Evet, eski yönetimden 2 isim var. Mustafa Bey'in de desteklediği falan söyleniyor. Yiğit Bey'in ismi kazanmaya yakın görünse de şu dezavantaj olabilir senin az önce dediğin. Yani Mustafa Bey'in devamı mı acaba? Bir kongrede dezavantaj olabilir. Bilmiyoruz yani, orada Burak Bey var, Metin Bey var, güçlü adaylardan bir tanesi. Bakıp göreceğiz ama herhalde sınırlarda geçip 3-5 oyla kazanılacak bir seçim gibi görünüyor.